geldiniz. Yeni yıl bir kahvaltısına hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılın ülkemiz için, mesleğimiz için, sizler meslektaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Burhan Erayet Üstad'ın bizlere yeni yılın ilk sürprizlerini açıklayacak. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatındaki yeni gelişmeler ve ev uygulamalarla ilgili yeni düzenlemeleri aktaracak. Şimdiden kendisine teşekkür ediyorum ve açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Türkan Kanay Başkanımı davet ediyorum. Her konsepte fikri olan, meslek olan hepsine verilir.
bize sadece bir bölümünde biz de bu şuan birlikte yapmıyoruz. Eğer paylaşmazsak hiçbir yere varamayız. Bu benimdir demek doğru bir davranış değil. Hüküm belirten bir yere siz talepte bulunuyoruz. Hukukçular da tek bizim diyecek. Mecliste çoğunluğu var. Kemal İstek'te elimizden bu imkan korkunca gitti. Ticaret mahkemelerinde şimdi açılacak. Onu da kaybediyoruz. Sağ olsunlar hala aynı yerde. Burada bir konuşma yapmıştık. Mahkemeler vardı galiba. Ondan sonra bir iki tane eski meclise gitmiş, bakanlık yapmış, bir şeyleri araya sokmaya ve oralara gitmeye karar verdiler. Bir gün. Olacak abi. Bir anlamı yok arkadaşlar. Hukukçuları ben burada size söyledim, gene söylüyorum. 8 aydır mecliste olan yerde tek tek hukukçu milletvekillerine ziyaret etti. Konuyu anlattılar. Kim? Hukuk fakültesinin dekanı. Hukuk fakültesinin öğretim elemanları. Neden biliyor musunuz? Benim öğrencimin haklarını, hukukçuların haklarını kimseye vermez. Onlar da kendi açısından haklarını. Biz ne yaptık? Tırmok ne yaptı? Biz orayı seçtik, onları konuşalım. Şimdi öyle yapalım. Soruyorsun, tırmok yapacak, doğru yapacak. Ama birisi yok, böyle olmuyor ki. Değerli arkadaşlarım, biz riski temsile karşı değiliz. Riski temsile karşı olanlar kendilerini başka bir yerde görüyorlar. Dünyada başka ülkelerin meclisine alıp mesaj vermekteyiz. Nispi hepsinin uygulanmadığı tek bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti. Başka yok. Nispi hepsine karşı gelemezsiniz. Aslında mantığa göre değil. Yani bizim meslek odamızda bu var. Ben demokratım, çağdaşım diye bir yapım. Biz buna karşıyız diyor. Niye? Niye? Paylaşın arkadaşım. Her şey orada konuşulsun. Demokratım demek, eğitim kurumlarında açtığınız test merdivenlerinde sizden olmayanı dışarı atmak değil. Atıldı. Çünkü oralarda eğitim yapılıyor. Evet, ben tek tek odanın evraklarını incelemeye tahil ederim ve inceliyorum. Dosyaların hepsini okuyorum. Tek tek okuyorum. Okuyorum. Kararlara bakıyorum, neler var diyor. Onun için diyor ki bir tane yönetici, hemen karşımıza bir dernek yöneticisi. Beşte Turgay Kanar'a köpüle mi olsun diye söylüyor. Ayıp var. Efendim Turgay Kanar evrakları okuyor, buralarda eğitim yapıyoruz, aman görmemesi lazım. Niye? Çünkü siz Fatih Derneği'ne attığınızı ben size söyledim. Sırf beni destekledikleri için, bizim kurumu desteklediği için atacaksınız, ondan sonra tutacaksınız, hesap soracaksınız. Ya eşitlikse herkes olsun. Tüm yapılar onları kullansın. Oralara biz ayda 300 milyon lira para ödüyoruz. 300 milyon lira aylık. Yıllardır bu 4 milyon lira para arkadaşlar. Sizin paranız. Ama hepsi boş. Katılık yapıyor. Boş. Bakın bugün de boş. Yarın da boş, öbür gün de boş. Biz azaltalım diyoruz. Arkadaşlar şunu anlıyor. Şimdi de bir para yok. Olmayacak. Hiçbir ayda. Kalkacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim abi. Kalkacak arkadaşlar. Bir meslek örgütünün istemediği bir şeyi siz zorla yapamazsınız. Vermek istemiyorum, almayacaksın. Zaten aldığınız para bir emanettir. Bizim aldığımız para, odanın aldığı para bir emanettir. Sizden alırız, harcamaları, ihtiyaçları görürüz. Gerektiğinde size yaratırız, iade ederiz. Kişilerin verdiği oranı. Olması gereken bu. Ama şimdi bir tek odada var, o da bizde hala gerekiyor. İhtiyaçlar, ihtiyaçlar. Evet, Anadolu zora düşecek ama başka kaynaklar olacak arkadaşlar. Başka yolu yok. Mahkemenin yaptığı kararı hala direnmenin alemiyor. Şu anda dava süreci bitmek üzere. Yeni kaynaklar. Arkadaşım elinize geri tasarım edin. Tasarım var mı? Yok. Ben şimdi size bir tane bir evrak göstereceğim. Şundan elinde olan var. Şundan benim olan var. Var mı? Geldi. Kitapçık. Yaşam dergisi. Bakın şu. Bakın, ben size bir bilgi vereyim. Bununla ilgili bir bilgi vereyim. Bakın arkadaşlar, sizler adına bu yaşam dergisinin kaldırılması için kaldırılsın. Çünkü Türkiye'de artık sosyal medya %70 çıkmış.
yazılı mekan gazetelerinde okuyanların sayısı %24'e düşmüş. Buradaki bilgilerin çoğu gazeteler tarafından kullanılmayan bilgileri koymuşlar ve biz buna yılda 250 bin lira para ödüyoruz. Bu işte size tasarruf. Bu bir tasarruf. Şunu kaldırın. Buyurun. Ben yazısı dergisi kuruşuna yönetim kuruluna sundum. Sizlere. Gelen yazı. Biz bundan vazgeçmeyiz. Bu bizim için önemlidir. Efendim ücretlerini sorduk. Benim hakları deniyor. Ve ödemeler. Aylık ödeme olarak ödemeler ettiler. Hikayeleri. Bu saat 3000 kişiye gidiyor. Anket yapmanıza gerek yok. Zaten buna ihtiyaç yok. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. İçindekileri lütfen vereyim bakın. Diyorum. Gazetelerin ikinci günkü kullanılmayanlarından başka bir şey yok. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu paraları nereye verebiliriz? Genç arkadaşlarımın 4000 küsur arkadaşım şu anda ruhsatını alamıyor. Neden diyor? Kayıt olamamış. Olamıyor. Olamıyor arkadaşım. Yani o 6000 lirayı bir araya getirir mi? Beni arayanlar var. Başkan diyor. Galiba diyor 800 lira daha zam oldu. Ne olacak dedi. Yapacak bir şey yok. Biz bunları tasarruf diyorsunuz. Evet alacağız. Baroların yaptığı gibi. Genç arkadaşlarım. Bakın. Ne olursa olsun 6000 lira sıfır krediyi mutlaka